Evet, işte karşımızda birinci soru arkadaşlar. Verilenlere göre AB doğru parçası kaç santimdir diyor. Bakıyorum soruma, AB doğru parçası burası. O halde gel arkadaşım buraya x değerini verelim. Biz bu x'i arıyoruz. Madem benzerlik sorusu, ne yapalım? Önce açıları gösterelim. Birbirine eşit olan açıları. Nokta var, nokta var. Harika. Ters açılardan arkadaşlarım. Ben buraya çizgi dersem burası da ne açısı olacaktır? Çizgi açısı olacaktır. Tamam hocam, onu gösterdik. Peki nokta, çizgi. Buraya ne koyalım? Küpeli açı koyalım arkadaşım. Kapattım bu tarafı. Nokta, çizgi. Buna ne kalır? Sadece küpeli açı kalır arkadaşım. Tamam mı? Gördüğün gibi üç açısı da birbirine eşit. Biz bu tarz benzerliğe ne diyorduk? Açı, açı benzerliği diyorduk arkadaşlar. Üçüncü açıyı yazmıyorduk tabi hatırlarsan. Şimdi benzer üçgenleri yazmaya çalışalım. ABE üçgeni arkadaşım benzerdir. Nereden başladım? Nokta, küpeli, çizgi. O halde aynı sırayla. Nokta, küpeli, çizgi. Yani ne yazıyorum? D, C, E üçgeni yazıyorum arkadaşım. Demek ki bu iki üçgen birbirine benzermiş. Hemen başlayalım artık benzerlikleri yazmaya. Çizginin karşısında sol üçgende X var. Sağ taraftaki üçgende çizginin karşısında 6 var. Yazdım hocam. Noktanın karşısında sol taraftaki üçgende 4 var. Noktanın karşısında sağ taraftaki üçgende kaç var arkadaşlar? 3 var. O halde ne yapalım? Varsa önce sadeleştirme yapalım tabii ki. 6'yı 3'e böldüm 2, 3'ü 3'e böldüm 1. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yaptım. X ile 1'i çarptım x, 2 ile 4'ü çarptım 8. O halde x'imizin değeri 8'miş. Bu soru da burada bitti. Gelsin yeni soru. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzda AB paraleldir, CD doğrusu diyor. AB paralelmiş, CD doğrusu diyor. Buyurun yazalım bunları. Buna göre AE oranı bölü AD oranı, CE oranı bölü B, C oranı diyor ki buranın tamamı oluyor. Buyurun çözmeye çalışalım arkadaşlar sorumuzu. Az geçtim baştan. İkinci sorumuz, AB paralelmiş, CD'ye veriliyor. Bakıyorum AB burası, CD burası, paralelliklerde gösterilmiş. Buna göre AE'nin AD'ye oranı, CE'nin BC'ye ya da CB'ye oranı toplamı kaçtır diyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Önce varsa eşit açıları gösteriyorum. Bakın ters açılardan. Burası nokta açısıysa burası da ne olmak zorundadır? Nokta açısı olmak zorundadır. Ve hepimizin çok iyi bildiği bir kural vardı. Z kuralı, görüyor musun? Kocaman bir Z çizdik. Z'yi ne zaman çizersin? Paralellik olduğu zaman. Var mı? Var arkadaş. Ne yapıyorsun o zaman? Gel buraya çizgi açısı diyelim. Gel buranın adı da çizgi açısı olsun. Şimdi nokta var, çizgi var. Dilersen buranın adı küpeli açı olsun. Kapattım aşağı üçgeni. Nokta var, çizgi var. O halde buranın adı ne olması gerekir? Küpeli açı olması gerekir. Artık benzerliği yazabilirim. ABE üçgeni yazalım arkadaşlar. ABE üçgeni benzerdir diyorum. Kapattım burayı. Daha doğrusu önce bakalım. A neydi? Küpeli, çizgi, nokta. O halde aynı sırayla küPeli, çizgi, noktaya gideceğim. DCE üçgeni yazacağım. DCE üçgenine benzerdir. Bütün bunları yazdıktan sonra artık oranlamaya geçebiliriz arkadaşlar. Bakın ilk önce nokta açısının karşısında kim var? 12 var. Yazdım hocam. Böyle dedim. Diğer nokta açısının karşısında kim var? 8 var. Onda özür dilerim. 8 var dedik. Eşittir dedik. Çizgimizi çektik. Geldik sıra çizgi açısının karşısına arkadaşlar. Çizgi açısının karşısında hangi kenar var? AE kenarı var. Onu da yazdım hocam. Peki diğer üçgende çizginin karşısında kim var? DE kenarı var. Buyurun hocam, onu da yazdık. Eşittir dedik. Kim kaldı yazmadığımız? Küpeli açı kaldı. Küpelinin karşısında BE var arkadaşlar. Peki diğer küpelinin karşısında kim var? O da buraya doğru bakıyor gördüğün gibi. CE uzunluğu var. Hocam hiç sayı yok etrafta, nasıl çözeceğiz deme. Bak şimdi bir sadeleştirme yapalım. Her tarafı 4'e bölüyorum. 8'i 4'e böldüm 2. 12'yi 4'e böldüm 3. Kalanları şöyle bir temize çekelim arkadaşlar. 3 bölü 2 eşittir AE bölü DE uzunluğunu yazalım. Burada bir dursun. Şimdi arkadaşım bu tarz ifadelerde ne dedik biz? Herkes karşısındakinin K katına eşittir. Yani ben AE'ye bundan sonra 3K diyebilirim. DE'nin uzunluğuna kaç K diyebilirim? 2K diyebilirim. Bunu yazdım. Bu kaldı. Şimdi bak şu ikiliyi kullanalım. Yuvarlak içine aldım. Diğer ikiliyi kullanalım. Yani yine 3 bölü 2 oranı eşittir BE bölü CE oranını arkadaşlar.
Yine herkes karşısındakinin k katına eşittir ama bir hatırlatma yapalım. Hocam burada k'yi kullandın. Artık aynı ifadeyi kullanma. Farklı harf vermek zorundayım. Ben de farklı harf veriyorum. Bunlara m diyelim. Geldik şimdi. BE uzunluğu kaç m'ye eşit? 3m'ye eşit. CE uzunluğu kaç m'ye eşit? 2m'ye eşit. Tüm bunları gördüğünüz denklemde ifadede yerlerine yazıyorum. AE'ye ki burası 2k'dir arkadaşlar. DE ki şurası. Şurası kaç k olacak? Tam tersini yazdık. AE'ye 3k yazacakmışız. DE'ye 2k yazacakmışız. Yazdım. BE'ye 3m yazacağım. Bak buradan burası 3m arkadaşım. CE'ye de kaç yazacağım? 2m yazacağım. Bunları da yazdığıma göre artık oranlara geçelim. AE uzunluğu kaç k gözüküyor? 3k gözüküyor. Bölü. AD uzunluğu buranın tamamı mıdır? Bak şimdi 3, 2k daha kaç k yaptı? 5k yaptı. Aradaki işlem artı. CE'ye geldim. CE uzunluğu kaç m vermiş? 2m verdi hocam. Hemen yazarım. BC uzunluğu, BC tamamıdır. 3m buradan, 2m buradan. Yaptı mı sana 5 tane m? Varsa önce ne yapıyorduk her zamanki gibi? Sadeleştirme. Cırt 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 cırt. Bunları sadeleştirdim. Kalanları bir temize çekelim gençler. 3 bölü 5 artı 2 bölü 5. E paydalar eşit hocam. Ne bakıyorsun? Topla bunları. 5 bölü 5. E doğru cevap ne olacaktır o halde? 1 olacaktır arkadaşlar. AC paralelmiş DE'ye. Hemen bakıyorum. AC burada, DE burada. Hemen paralelliğini gösterdim arkadaşım. Burada ne var? 5 tane AD, 2 tane BD'ye eşit. Biz bu tarz ifadelerde hemen şunu yapacağız arkadaşlar. Herkes karşısındakinin k katına eşit. Yani sen AD uzunluğuna bundan sonra 2k diyeceksin. BD uzunluğuna kaç k diyeceksin? 5k diyeceksin ki. Gel bunu denklemde yerlerine yazalım. AD uzunluğu ki şurası arkadaşlar 2k'dir. BD uzunluğu ki burasıdır. Orasına da 5k'yi yazdık. Güzel. Benden nereye istiyor? BE kaç santimdir diyor. Bakın BE dediğimiz yer şuradan şurası. Hatta onu bir göstermekte fayda var burası. Hangi kuralı kullanalım? Paralellik var hocam. O zaman en güzel gidecek kural burada. Temel orantı teoremi. Neydi? Kısa bölü kısa, kısa bölü kısa. Tamam mı? Hadi gelin bu oranı yazalım. Şimdi bak buradan buraya kadar kaç k var? 5k var hocam. Yazdım. Altta kaç k var A'dan D'ye kadar? 2k var. Süper. Onu da yazdık. Burada BE uzunluğumuz X olarak verilmiş. Arkadaki EC uzunluğumuz 8 olarak verilmiş. Bana da burada içler dışlar yapmak düşer. Ama önce cırt cırt K'leri götürdüm. Bak 2 ile 8 sadeleşiyor genç arkadaş. 2'ye böldüm 4. 2'yi 2'ye böldüm 1. Süper. Hadi şimdi içler dışlar zamanı. 1 ile X'i çarptık. X. 4 ile 5'i çarptık. 20. Oldu da bitti. Tamam. Hadi sıradaki soru. Evet arkadaşlar güzel bir soru. DE paralelmiş BF'ye bakalım. DE paralelmiş BF'ye ki gösterilmiş. Sıkıntı yok. Buna göre KE uzunluğuyla BF uzunluğu nedir? Bakın şurasıyla şuranın toplamlarını arıyoruz. Kaç santimdir diye sormuş. İlk bakmamız gereken buradaki üçgen. Görüyor muyuz? ABF üçgenine dikkatle bakın arkadaşlar. ABF üçgeninde ne yapacağız? Temel orantı teoreminin bir sonucu olan şunu kullanacağım arkadaşlar. Tamam mı? Bunun oranı şeklindeydi değil mi? Hadi yazalım yerlerini arkadaşım. Gel önce hangi üçgende çalıştığımızı yazalım. ABF üçgeninde çalışıyoruz arkadaşlar. ABF üçgeninde temel orantı teoremi yaptık. Dedik ki AE'nin AF'ye oranı tam da bizim soruda aranan yerlerin oranına eşit. KE ile BF'nin oranına eşittir dedim. Ve buradan çıkaracağım sonuç şu. AE'yi ne bulmuşum? Hocam 12 bulduk yapıştır. EF'yi ne vermiş? Burada AF yazdık değil mi? O zaman AF'ye bakacağız. Tamamı nedir? 16 santimdir arkadaşlar. O halde buraya da 16 yazdım. Karşısında da neyi yazıyorum? KE bölü BF yazıyorum. Bitti mi? Hayır. Bak şimdi önce bir sadeleştirme yapalım. 12 4'e böldüm arkadaşım 3. 16'yı 4'e böldüm 4. Gel bir temize çekelim. Net bir şekilde görelim. KE bölü BF oranını sen şimdi ne buldun? 3 bölü 4 buldun. Peki herkes karşısındakinin neyine eşitti? K katına eşitti. Demek ki KE yerine bundan sonra ne yazabilirmişim? 3K yazabilirmişim arkadaşım. Bak yazdım. BF yerine ne yazabilirmişim? 4K yazabilirmişim. Onu da yazdık. Süperiz. Ama bitmedi. Bak şimdi atraksiyonlu yere. Kapattın mı hocam burayı? Kapattım evlat. Bak burada da yine temel orantı teoremi var. 6 bölü 10'un oranı BF bölü buranın tamamının oranına eşittir. Hangi üçgende çalıştığımı yazayım dilersen. C, D, E üçgeninde çalışıyorum. C, D, E üçgeninde çalışıyorum. Ve yazıyorum ki CF'nin oranı arkadaşım. CF'nin oranı kime eşittir? CE'nin oranına. Yazdım. Eşittir dedim. BF'nin oranı kime eşittir arkadaşım? Küçük üçgenin oranı alttaki DE'ye eşittir.
DE'ye eşittir. Devam ettik. Buradan temize çekiyoruz yazdığımız ifadeleri. Ne dedik CF'ye? 6 birim dedik. Yazdım hocam. CE'ye ne yazmıştın? 10 yazmıştın. Onu da yazdık. BF nedir? Bakalım BF 4K'ye eşit. İşte K'li bir değer geldi. K'li denklem gelecek. Herhalde çözebileceğiz. 6 neyi yazıyorum? DE'yi. 11'i burada. 3K'si burada ne yaptı? 3K artı 11 yaptı güzel arkadaşım. Şimdi varsa önce sadeleştirme. 6'yı 2'ye böldük 3. 12'ye böldük 5. Harikasın. Yap bir işler dışlar. Buradan çözelim artık soruyu. 3 ile 3'ü çarptın. 3 kere 3 9K yazdım. 3 ile 11'i çarptın. 33. Yapıştır. 4 ile 5'i çarptın. 20K geldi. Harika. Bak şimdi at bunu bu tarafa. 33 eşittir. 20K eksi 9K. Nedir buranın cevabı? 11K. 11K 33'ü eşitse her tarafı 11'e böldüğünde K'yi ne bulacaksın? 3 bulacaksın. Süperiz. Ama bakın bizden istenen bu. Neydi bizden istenen? KE ile BF'nin toplamıydı. Biz KE'yi ne bulduk güzel arkadaşım? 3K bulduk. K'yi kaç bulduk? 3. Yani 3 çarpı 3 bulduk. Artı BF'yi ne bulduk? 4K. Yani 4 çarpı 3 bulduk. Hadi temize çekelim. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12 ve en güzel olan 9 artı 12 eşittir 21. Bu sorunun doğru cevabıdır. Evet arkadaşlar geldik bölümün son sorusuna. Şekilde verilenlere göre x kaç santimdir diyor. Gördüğünüz gibi şurada da bir 3 tane doğrunun paralelliği gösterilmiş. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bu soruyu şu şekilde çözmeye çalışalım. Her yeri kapadım arkadaşlar. Bakıyorum buraya 4 var 10 var. Oran yazacağız. Neredeki oranı yazabiliriz? Şuradaki tamamının oranı yazabiliriz. Ya da şu şekilde oran yazabiliriz. Peki bu oran kaça eşittir? Biraz soruları çözümünü hızlandırıyorum. Bakın 4 bölü 10'un oranı AE bölü neye eşittir? AL'nin oranına eşittir arkadaşım. Ya da ne yazabilirim? AF bölü AF oranı bölü AK oranına eşittir. Peki bunları yazdıktan sonra bunlar benim ne işime yarayacak? Gerekli sadeleştirmeleri yaptım. Burada 2 kaldı. Burada 5 kaldı arkadaşım. Yani sen AF'ye 2K, AK'ye 5K diyebilirsin. Peki gittim yerlerine yazdım. AF'ye 2K yazdım arkadaşım. AK'ye tamamına ne yazdık? 5K. Otomatikman buraya kaç K kaldı? 3K kaldı. Fakat güzel haber sorumuz hala bitmedi. Ne yapacağız şimdi? Kapatıyorum. Büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende şu oranlara dikkat ediniz arkadaşlar. Küçük bölü uzun kenar, kısa bölü uzun kenar şeklinde bir oranlama yapacağım. Daha doğrusu buradan değil şuradan yapacağız o oranlamayı. Şekil biraz karıştı farkındayım ama bak şimdi. AK yani kaç K'ye eşit? 5K'ye eşit. Bölü. AC kaç tane K'ye eşit olduğunu bilmiyorum. Şimdi onu tespit edeceğim zaten. Hangi üçgen demiştik? Şuranın tamamı yani 10 birime. Orada karşısında kim var? 18 birim var. Süper. Şimdi yapmam gereken yine sadeleştirme. 10'u 2'ye böldüm 5. 18'i 2'ye böldüm 9. Karşılıklı 5'ler var. Cırt cırt. Bunları da gönderdik arkadaşlar. İşler dışlar yaptığımda AC uzunluğu 9 tane K'ye eşit çıkacak. Peki bak arkadaşım 5K'sini burada kullandın. Geriye sana şuraya kaç K kaldı? Sadece 4K kaldı. Bunu da yazdık hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kelebek, papyon üçgen artık X'e geçiş yapabilirsin arkadaşım. Gördüğün gibi bir sürü benzerlik ancak sorunun sonuna gelebildik. Peki buradaki benzerliğimiz nedir? Bakın şurası nokta açısıysa burası da nokta açısı. Burası çizgi açısıysa burası da çizgi açısı. Burası küpeli ise gördüğün gibi burası da küpeli açı olacaktır. Neden? Paralellikler var. Yukarıdaki papyonda küpenin karşısında 3K var arkadaşım. Aşağıdaki papyonda küpelinin karşısında 4K var. Yazdım. Devam ettim. Yukarıdaki üçgende noktanın karşısı X'i gösterirken aşağıdaki üçgende noktanın karşısı hop 18'i gösterdi. Varsa sadeleştirme. Cırt cırt. Hocam yaptık sadeleştirmeleri. Şimdi ne yapacağız? 4'ü 2'ye böldüm. 2. 18'i 2'ye böldüm. 9. Sıra geldi içler dışlar çarpımına işte. İçler dışlar yaptık. 2x eşittir 3 kere 9. 27. Her tarafı x'i önündeki katsayı olan 2'ye böldüm. 27 bölü 2 olarak bu sorunun cevabını bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.